Sayın İbrahim Hayta, şu an video çekiyorum. Bize bu işin sırrını anlat ya. Bu işin sırrı böyle, ne bileyim ya. Malzemesi önemli. Malzeme. Ne koydun? Mısır unu var. Şu anda her şey yaptığımız. Nane, kekik, karışımı, biber. İşte sos şeyler. Baharat karışımı, baharat mısır unu. Baharat karışımı var. İşte bol yağda, bir de odun ateşi oldu mu balık güzel oldu. Biraz sonra yapınca onu da göreceksin zaten. Yo, tadını biliyoruz da yani, sırrını da ver de senden sonraki nesillere bir bırakalım sırrını ya. İnşallah güzel olur. Önemli olan baharat. Buna lezzet veren baharatı. Evet. O da mevcut. Onun için hiç sıkıntı yok. Şimdi tavaya koyacağız. Bu darbasını koyacağız. Tavamız bu. Ateşimiz burada. Değişik bir semaver de var. Burası Şamlar Köyü. Ekim ayı, ekin ekiliyor tepede. Yağı koydum. Yağı koydum. Şimdi balıkları koyacağız. Ne yağı koydum? Sıvı yağı, çiçek. Sıvı yağı, çiçek yağı. Aslında birazcık tereyağı olsa daha da güzel olur. Evet. Göl balığında tereyağı muhteşem olur da. Şu anda yok elimiz. Bol yağda odun ateşi, ateş de bol olur da ki biraz şey yapmışım, yağlı dağdığında balıkları koyacağız. Evet. Bakalım. Bakalım daha var. Bu balıkların türü nedir? Hangi balıklar tuttunuz bugün? Çapak balığı diyoruz buna. Çok temiz ve güzel bir balık böyle. Daha çok akarsularda, ırmak gibi dere sularında yaşayan süper bir balık yani. Benim tatlısının en temiz ve en güzel balığı çapak balığı. Onlardan sonra. Şu an yağcı zırdama sesleri geliyor. Ateşimiz bol, yağımız bol. Nar gibi de kızaracak biraz sonra. Sen yağı biraz bol katıyorsun. İşin sırrı yağda mı ne? He? Yağı biraz bol katıyorsun sanki. Yağ bol olmazsa. Çok katıyorsun. Şey olur. Balıklar yarısına kadar yağın içinde şu anda. Aslında daha fazla olması lazım da. Evdekiler bu kadar fazla yağ kullanmaya şey yapamıyorlar. Kıyamıyorlar. Kıyamıyorlar. Burada kıyılıyor. Ama biz mecburuz çünkü güzel olması lazım. Bu arada koltukları da çekeyim. Tesisat burada.
Ahmet Aydoğdu, Ayhan Bayram, Osman Yavuz, İbrahim Ayta. İbrahim Ayta. Master Chef. Ben de Hüseyin Altın. Rüzgar essin mi? Sıkıntı yok. Şu çayı demliğe soğutacak. Sırrını bir özetler misin İbrahim abi? Sırrı yağının bol olması, bir de odun ateşinin zaten ister istemez bol oluyor ama odun ateşi yakmadan kızartıyor, yani kupa ateşe kadar sert olmadığı için hem daha iyi kızartıyor, yavaş yavaş. Evet, şu an harika bir görüntü var. Yani, bilmiyorum ekranda nasıl gözüküyor ama yani ekrandaki görüntüsü yani işte kabardı. Yani tavuk gibi bir şey oldu ya. Yani tavuktan gönüllü oldu yani. Görüntü. Valla o sayın senin misafirimiz geldi. Ona balık yapacağız. Gördüğümüz balıklarımız da burada. Bir kısmı da tavada. Bir kısmı da filede. Bugün böyle güzel bir gün oldu. Hava da çok güzel. Ne sıcak ne soğuk. Güzel bir hava oldu. O kadar da hala. Çayımızı da çaylarımız. Semaver çaylarımız var. Masamız orada kurulu yemek. Şimdi devam edelim bakalım. Şunun altına bir iki odun koyalım. Şu tahtayı koysak mı? Şu tahtanın üstüne koysak soğumaz. Bundan sonraki... Manikam sakızı bu işte. Balıkçının kitabı da bu. Genelde sırtlarını kenara doğru getiriyoruz. İçine yağ getirmiş bu olsun diye. Tad olarak da iyi bir balık. Tad olarak da güzel. Biraz sonra... Allah dağılıyor. Çeviremedim onu. Tad olarak da güzel. Deniz balığı kadar lezzet oluyor yani. Öyle söyleyeyim sana. Yani her şey normal yani. Eksiği yok, şey yok. Lezzetinde artık bazıları der ya, parmağım değse yeter. Elimizden yaptık. Başkasının elini değdirtmiyorsun. Maşallah. Bütün patent
tarif hakları İbrahim Aytan'ın. Aynen. Maşallah görüntü olarak çok güzel. Güzel görünüyor değil mi? Yani ekranda, telefon ekranda gördüğümden çok daha güzel görüntü var ama tabi ekrandan ancak bu kadar nasip oluyor demek ki.